Merhaba, ben Melik Duyar. Bugün amacımız ona yakın sayıların karesini kalem ve kağıt kullanmadan zihinsel olarak bulmak. 11'den 19'a kadar olan sayılar ona yakın sayılar olarak kabul edilmektedir. Örnek olarak 13'ün karesini akıldan bulmaya çalışalım. Göktuğ bunun için kolay bir zihinsel matematik metodu bildiğini söyledi. Ona göre bu işlemi 3 kolay adımda yapabiliyorsunuz. Birinci adım. Önce 13'ü kendisine yakın olan 10 sayısına göre mukayese edin. 13 10'dan ne kadar büyük diye bakın. Ne kadar büyükse aynı sayıyı 13'e tekrar ekleyin. İkinci adım. Bulduğunuz sayının yanına bir sıfır koyun. Veya bulduğunuz sayıyı 13'ü ilk mukayese ettiğiniz sayı olan 10 ile çarpın. Üçüncü adım. 13'ün 10'dan fazlalığının karesini alıp sonuca ekleyin. Sonuç 169. Şimdi bunları silip başka bir örnek olarak 14'ün karesini bulalım. Birinci adım. 14 10'dan ne kadar büyük diye bakın. Ne kadar büyükse aynı sayıyı 14'e tekrar ekleyin. İkinci adım. Bulduğunuz sayının yanına bir sıfır koyun veya bulduğunuz sayıyı 10 ile çarpın. Üçüncü adım. 14'ün 10'dan fazlalığının karesini alıp sonuca ekleyin. Sonuç 196. Evet, şimdi bir başka örnekte işlemi siz yapacaksınız. Sizden 17'nin karesini bulmanızı istiyorum. Şimdi video filmi biraz durduralım. Siz de bu işlemin sonucunu akıldan bulmaya çalışın. Gelin işlem adımlarına birlikte bir göz atalım. 17 10'dan 7 fazla. Bundan dolayı 17'ye bir tane daha 7 ekleyelim. 17 artı 7 eşittir 24. 24'ün yanına bir sıfır ilave edelim. Bulduğumuz sonuca 7'nin karesini ilave edelim. 240 artı 7'nin karesi eşittir 240 artı 49 eşittir 289. Sonuç 17'nin karesi eşittir 289'dur. Peki bu 3 adım nasıl oluyor da sonucu bulmamızı sağlıyor? Şimdi her şeyi silip bu 3 adımın neden çalıştığına bir göz atalım. Duru bize bunu bir formül üzerinde anlattı. Ve bulduğu en son formülü basit bir şekilde açıkladı. İşte onun açıklamaları. Küçük a değeri 1 ile 9 arasında bir tam sayı olmak üzere karesi alınacak sayıya n eşittir 10 artı a dersek bu durumda n sayısının karesi 10 artı a'nın karesi olacaktır. 10 artı a'nın karesini birinci terimin karesi artı birinci terimle ikinci terimin çarpımının iki katı artı ikinci terimin karesi şeklinde açabiliriz. Bu durumda sonuç 100 artı 20a artı a kare olacaktır. Birinci ve ikinci terimi 10 parantezine alırsak sonuç 10 çarpı aç parantez 10 artı 2a artı a kare olacaktır. Bu ifadede çarpanların yer değiştirme özelliğini kullanarak 10 çarpı aç parantez 10 artı 2a ifadesini 10 artı 2a çarpı 10 şeklinde yazabiliriz. Bu arada parantez içindeki 10 artı 2a ifadesini 10 artı a artı a şeklinde yazabiliriz. Parantez içindeki 10 artı a ifadesinin karesi alınacak olan n sayısı ile aynı şey olduğunu fark ettiniz sanırım. Parantez içindeki 10 artı a ifadesinin yerine büyük n harfini yazabiliriz. Sonuç şudur. Küçük a 1 ile 9 arasında bir tam sayı olmak üzere 10 artı a değerinde olan bir sayının karesi n kare eşittir n artı a çarpı 10 artı a kareye eşittir. Bu son formülün açıklaması ifade olarak şudur. N sayısı 10'dan ne kadar büyükse n sayısına aynı fazlalığı tekrar ilave edin. Bulunan sonucu 10 ile çarpın. Bunun için yanına bir sıfır koyun. Elde edilen sonuca n sayısı 10'dan kaç fazlaysa bu fazlalığın karesini ilave edin. İşlem bu kadar basittir. Biraz egzersiz yaparak bu işlemlerin zihinsel olarak yapılmasında oldukça hızlanabilirsiniz. Aslında bu kolaylık sadece 11'den 19'a kadar olan sayıların karesi için geçerli değildir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.